Havva annemiz de bu yanlışa düşünce kendisine hayız meselesi verildi. Çünkü ağaçtan o elmayı koparınca, özür dilerim elma demeyelim, herhangi bir meyve de olabilir. Allahu alemdir, buğday ağacı diyen de vardır. Koparınca ağaçtan efendim kan geldi. Allah'ımız Celle Celaluhu buyurdu ki, bu kan sürekli sende kalacak. Her ay bunu göreceksin. Doğumun zor olacak. Dolayısıyla yaptığımız hareketlerden mesulüz arkadaşlar. Yaptığımız hiçbir hareket boşa gitmiyor. Allah mutlaka yaptıklarımızın karşılığını bize verecek. İyi veya kötü manada. Havva annemiz böyle olunca bütün kadınlara bu yansıdı. Tabii bunu zarar gibi görebilirsin. Ya Havva annemiz yapmış, ben niye çekiyorum hanım olarak diyebilirsin. Ancak bir insanın doğum sancısı şehitliğine vesile olur, vefat ederse günahlarına kefaret olur. Efendim. Yani kadınlar burada küçük düşürülmeye çalışıyormuş gibi hissetmeyelim. Kadınlar İslam dininde başımızın tacıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben size kadınlar hakkında hayrı tavsiye ediyorum diyor. Değil mi? Bir kız çocuğunuz olduğu zaman mesela ilk dışarıdan bir çikolata, bir meta aldığınız zaman kız çocuğuna verin diyor erkekten evvel. Kur'an-ı Kerim'de kadınlar suresi var, erkekler suresi yok gibi gibi. Yani İslam'ı böyle kadın düşmanı gibi göstermenin de manası yoktur kıymetli kardeşlerim. İblis tabii bu hareketi yapınca ne oldu? Yaptığı hareketlerin bir sonucu var. İblis ne oldu? Allah'ın vilayetine uzaklaştı. Dünya semasının görevlisiydi, cennetin bekçisiydi. Bir yanlış yaptı, hepsi gitti. Evet. Üçüncü olarak Allah onu güzel yaratmıştı. Bir yanlış yaptı, güzelliği bozuldu. Sen de bana ders çıkartalım. Yanlışlar nurumuzu götürür. Yüzümüzün güzelliğini götürür. Kalbimizin güzelliğini götürür kıymetli kardeşlerim. Şeytan bir yanlış yaptı. ismi Azazil'di. Çok hoş bir ismi vardı. Ancak Allah onun ismini dahi değiştirdi. Şeytan bir yanlış yaptı. Eşkiyaların imamı oldu. Şeytan bir yanlış yaptı. Allah'ın lanetini buldu. Şeytan bir yanlış yaptı. Allah'ı bilmek gibi en üstün ibadet olan ibadeti kaybetti. Şeytan bir yanlış yaptı ve yanlışında ısrar etti. Tövbe kapısı ona kapatıldı. Şeytan bir yanlış yaptı. İnsanoğlunun babasını şaşırttı. İnsanoğluna efendim kıble niyetiyle secde emri geldiğinde Allah'ın emrine asi oldu. Kendisinden rahmet ve hayır kesildi ve cehenneme odun oldu. Allah bizi Şeytanın durumuna düşmekten muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim.